kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan vakıf süsü verdiği Türkiye merkezli paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Bir daha ifade edeyim. Erdoğan yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Vakıf süsü veriyorlar bunlara. Bu yurt dışındaki yapıların başında da Erdoğan'ın aile bireyleri geliyor. Taşınan kara paralarla yurt dışında kurdukları bu paravan kurum üzerinden o yabancı ülkede oturma ve çalışma izni çıkartmak istiyorlar. Oturma ve çalışma izni çıkartmak istiyorlar bu paravan yapılar üzerinden. Bu birkaç yüz kişiyle sınırlı. İzin çıkarma peşindeler. Yani ey Pensilvanya diye bağıranlar şimdi kendi Pensilvanyalarını oluşturma telaşındalar. Şunu çok iyi bilmen gerekiyor. Suça bulaşmış bürokrat. Bu birkaç yüz kişilik kurtarma operasyonunda sen asla yoksun. O uçaklarda yeri ayrılanlar arasında da sen olmayacaksın. O uçağın kapısı sana hiç açılmayacak. Ben en iyisi bu akşam saat 22'de bu skandalı açıklayayım. Sen de beni dinle. Amacım pisliğe bulaştırdıkları seni bu sarmaldan yol yakınken kurtarmaktır. Dedim ya, Kılıçdaroğlu'nun sana son iyiliği olsun. Senin üzerinden bitkisel hayata soktukları devleti yeniden canlandırmaktır. Ey devletin şerefli bürokratlarım, bunlarla birlikte sizi de akşam saat 22'de bekliyorum. Sizlerin benim başımın üzerinde yeriniz var. Akşam 10'da bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim. Milletimi de bekliyorum bu akşam. Onlar da Türkiye'de paralel öğrenci vakıflarının niçin kurulduğunu daha iyi öğrenecek ve anlayacaklar. Erdoğan, sakın reddetmeye kalkma. Bütün gerçekleri biliyoruz. Bütün belgeler elimizde. Akşam görüşürüz. Siyasallaşmış yargıyla, mafyayla fotoğraf çektirenlerle, uyuşturucu baronlarıyla, bütün paramiliter yapılarla, beşli çetelerle, troll ağlarıyla, yandaş medya ve onların beslemeleriyle ancak ve ancak biz kavga edebiliriz. İsraf haramdır, yolsuzluk haramdır, yandaş kayırmak haramdır diyorsanız bize katılacaksınız. Kucaklaşacağız. Beraber yeni bir Türkiye inşa edeceğiz. Asgari ücretli açlık sınırının altında bir maaşa mahkum edilmesin diyorsanız bize katılacaksınız. Saf saf gideceğiz. Beraber gideceğiz. 3600 ek gösterge ve EYT'lilerin sorunu çözülsün istiyorsanız bize katılacaksınız. Beraber yürüyeceğiz. Komşusu açken tok yatan bizden değildir felsefesine inanıyorsanız bize katılacaksınız. Beraber yol yürüyeceğiz. Bu ülkede barış istiyorsanız, huzur istiyorsanız, aş istiyorsanız, iş istiyorsanız bize katılacaksınız. Beraber yürüyeceğiz. Uyuşturucu belasından şikayet ediyorsanız, uyuşturucu baronlarıyla mücadele edilsin diyorsanız bize katılacaksınız. Uyuşturucu baronlarının burnundan fitil fitil getireceğiz. Devlet yönetiminde liyakat olsun. Yönetenler ahlaklı olsun. Milletine hesap versin. Diyorsanız, istiyorsanız bize katılacaksınız. Herkesin inancına, herkesin kimliğine ve herkesin yaşam tarzına saygı gösterilsin diyorsanız bize katılacaksınız. Ve şunu da söyledim son olarak da. Süleyman Şah Türbesi'nin vatan topraklarına tekrar gitmesini istiyorsanız, tank palet fabrikasının Katar ordusundan alınıp şanlı ordumuza teslim edilmesini istiyorsanız bize katılacaksınız. Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Hiç meraklanmayın. Siz motorlarınızı maviliklere süreceksiniz. Hiç meraklanmayın. Hiç meraklanmayın. Türkiye'nin kaderini önümüzdeki seçimlerde gençler ve kadınlar değiştirecek. Gençler ve kadınlar. Türkiye'nin kaderini değiştirecekler. Bu kadar acıyı yaşayan, bu kadar acıyı yaşayan, umutsuzluk için sürekli bir sürü şeylerin enjekte edildiği bir ortamda, olayların yaratıldığı bir ortamda biz umudu büyüteceğiz, umudu yeşerteceğiz. Herkesle kucaklaşacağız. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Bu bizim zaten temel felsefemizdir. Bunları söyledim. Bütün bunları yerine getirmek için hep birlikte çalışmak zorundayız dedim. Maltepe Meydanı'nda milyonlara seslendim. Dindarı, dinsizi, sofusu, sufisi, Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Çerkez'i, sağcısı, solcusu, liberali, milliyetçisi. Bir daha ifade edeyim. Herkese, 84 milyona ülke elden gidiyor, birlikte olmak zorundayız. Birlikte mücadele etmek zorundayız. Vatan bizim vatanımız, bayrak bizim bayrağımızdır dedi. Evet. Teşekkür ederim arkadaşlar. Küçük bir not. Değerli arkadaşlarım, milletimiz hatırlayacaktır. Bu kürsüde Atatürk Havalimanı pistlerinin kırılmasında tek bir mürekkep damlası olan herkes sorumludur dedi. Tek bir mürekkep damlası olan herkes sorumludur dedi. Yine aynı şekilde gayet net bir ifadeyle vazife namına mafya düzenine hizmet edenler artık sorumludur dedi. Yine devam ettim. Emri uyguladım diyerek kurtulamazsınız. Çünkü bu vatana ihanettir dedim. Bugün de onların arkasındayım. Şimdi kirlenmiş bürokratlara seslenmek istiyorum. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun onlara son iyiliği olsun. Suça bulaşmış bürokrat. Beni iyi dinle kardeşim. Sen bunların suç çarkını döndürürken bunlar seni kendilerini kurtarma planlarının içine hiç dahil etmiyorlar. Kendilerini kurtarmak istiyorlar ama kurtarma planlarının içine seni bürokrat olarak asla dahil etmiyorlar. Evet, toplu bir kaçış planı yürürlükte. Bu işlenen suçlardan sana rol biçtiler. Değişim geldiğinde halinin nice olacağını ise inan hiç umursamıyorlar. Hepinize saygılar sunuyorum. Birleşimi kapatıyorum.